Merhaba arkadaşlar, ben Firdevs. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok hoş bir çalışma yapacağız. Bahara, yaza yakışır. Genç kızlarımız için özellikle çok yakışacak. Tabii genç, her zaman genç olan hanımlarımız için de. Çok hoş bir çalışma yapacağız. Bunun için kum boncuklarım var arkadaşlar. Bu şekilde siyah var. Turuncu gibi, kavun içi, koyu sarı gibi ve beyaz bir boncuğumuz var. Bu şekilde sağlam iplik diye satılan ipliklerden var, takı için kullanılan. İğnemiz var, boncuk iğnemiz ve bir tane papağan kapatmamız var. Çakmağımız var arkadaşlar. Bütün malzememiz bu kadar. Hemen yapılışına geçebiliriz modelimizin. Evet arkadaşlar, şimdi ipimizi taktık iğnemizi. Bilekliğimize yetecek kadar, yaklaşık 2 metre kadar takarsanız normal bir bilekliğe yeter. Evet arkadaşlar, şimdi papağanım var burada. Yapmam gereken bir, üç, beş, altı tane boncuğumu alıyorum. Başa getirmeden önce birkaç tane düğüm atacağım, her ihtimale karşı açılmasın diye arkadaşlar. Kaydırabiliriz boncukları yanlışlıkla. Evet, bu şekilde kocaman cına bir düğüm attıktan sonra papağanımızın içinden geçiriyoruz. Şimdi burada aslında şu şekilde tutuyorum elimle, ama dediğim gibi sıkıntı olmaması için burada düğüm yapıyorum. Daha sonra bakın, şimdi buradan geldim, bu şekilde geçtim. Şimdi tekrar başlangıç kısmından geliyorum. Yine papağanın içinden geçeceğim. Bu şekilde bir halka oluşturmuş oldum. Şimdi buraya sabitleyeceğim bunu. Düğüm atıyorum buraya. İki tane düğümümü yapıyorum. Sonra duruyor ipim burada. Sonra keseceğim. Şimdi bakın, şuradan bir, iki, üç tane boncuğumla yukarıya çıkacağım. İki tanesinden geçirdim. Şimdi bir tane daha geçirdim. Üç tane geçmiş oldum. Evet. Şimdi modelimizin yapılışına geçiyoruz artık. Bir, iki, üç, dört tane siyah alıyorum. Dört tane sarı alacağım. Üç, dört, bir tane de beyaz alıyorum. Bu şekilde geçiriyorum iğneme ve bu şekilde geliyorum. Daha sonra elimde tutuyorum. Sondaki sarımın içinden geçiriyorum. Ve bu şekilde çekiyorum iğnemi. Şimdi şu şekilde bir görüntü oldu. Çok gösteremiyorum. Kayabilir çünkü elimde. Evet, şu şekilde bir görüntü oldu arkadaşlar. Hemen bir, iki, üç tane sarımı alıyorum ve yerleştiriyorum. Bakın, burada beyazın üstündeki boncuk var. Oradan geçiriyorum. Sarıdan karşıya geçiriyorum. Kapatıyorum ve şöyle bir görüntü oluyor. Evet arkadaşlar, şimdi bir, iki, üç tane siyahımı alıyorum. Şuradan sayıyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, altı.
6 taneden birden geçiriyorum. Ve çekiyorum. Yavaş yavaş çekiyorum. Ve yerleştiriyorum. Bu şekilde ilk motifimi oluşturdum arkadaşlar. Şimdi ikinci motifime geliyorum. Şimdi yine aynı şekilde geleceğim. Bir, pardon bu maviymiş. Bir, iki, üç, dört siyah alıyorum. Bir, iki, dört sarı, bir beyaz. Biraz önce yaptığım gibi alıyorum tekrar. Aynı şekilde dördüncüden geriye geliyorum. Motifim oluştu. Bir, iki, üç tane sarı boncuğumu alıyorum. Ve beyazdan sonraki ilk sarıdan geçiriyorum. Yine papatya şeklini verdim ve bir, iki, üç tane siyah boncuğumu alıyorum. Şu şekilde dönüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Altıncıdan her altı boncuktan da geçiriyorum bu şekilde. Daha sonra hafifçe gevşetiyorum. Elimi rahatlatıyorum. Ve yerleşmesini sağlıyorum. Bütün yapmam gereken bu. Aynı şeyi tekrar ediyorum. Tekrar tekrar aynı işlemi yapıyorum arkadaşlar. Bu şekilde bir sağa bir sola kendiliğinden yerleşmiş oluyor zaten motifimiz. Evet arkadaşlar, şimdi bu şekilde ben çalıştım. İstediğiniz boyda çalışabilirsiniz. Kullanacak kişinin bileğine göre bunu ayarlayabilirsiniz ya da kolye olarak yapabilirsiniz. En son motifimi yapacağım ben şimdi, yine en son çiçeğimi çalışacağım. Bir, iki, üç ve dört. Tabii küçük olduğu için biraz zor oluyor boncukları alması. Bir, iki, üç, dört ve beyaz. Evet arkadaşlar, 4 boncuğu geçirdim. 4 siyah, 4 turuncu, bir beyaz geçirdim. Yine motifimi oluşturuyorum. 1, 2, 3. Hemen baştakinden geçiriyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Hemen düğümü açmam gerekiyor buradan. Evet arkadaşlar, bu şekilde geçiriyorum. Düğümüm kaldı şurada. Onu açamadım. Şimdi bu şekilde çiçeğimi yaptıktan sonra bir, iki, üç tane siyahımı yapıyorum. Dört, altı taneden geçirip motifimi tamamlıyorum. Motifim yerleşti arkadaşlar. Şimdi son kısmını yapacağım. Burada bir halka yapacağım. Bir, iki, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz tane boncuğumu alıyorum. Şu şekilde yerleştiriyorum buraya. Daha sonra şu taraftan geçireceğim. Bakın, şuradaki iki tane boncuğumdan
9'dan önceki 2 boncuktan geçiriyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Elim ayağım dolaştı. Şu şekildeki boncuktan geçiriyorum. Ve tekrar kapatıyorum. Şöyle bir halka oluşturuyorum. Şimdi hepsinden tekrar geçireceğim arkadaşlar bir kez daha. Evet. Hepsinden bir daha geçiriyorum. Alta geliyorum. Düğüm yapıyorum. Bu şekilde bitiş halkasını yapmış oldum arkadaşlar. Şimdi kesiyorum buradan makasım. Bu şekilde tamamladıktan sonra kesiyorum. Şimdi burada kesmiştim şu başlangıç kısmını da aynı şekilde arkadaşlar. Bitirdikten sonra işlemi burayı da kesiyorsunuz. Aynı şekilde yapıştırıyorsunuz buraya. Bu şekilde bilekliğimizi bitirmiş oluyoruz arkadaşlar. Şu şekilde alayım. Evet arkadaşlar bakın bu şekilde papatyalı bilekliğimiz hazır oluyor. Evet arkadaşlar bakın bu şekilde bilekliğimizi hazırlamış olduk. Çok hoş ve zarif bir bileklik. İstediğiniz renklerde çalışabilirsiniz. Bu kahveli beyazla çalışmıştım. Bunu da turuncu çiçekler çalışmak istedim. Bu şekilde istediğiniz renklerde, istediğiniz boyda çalışabilirsiniz bu modellerimiz arkadaşlar. Umarım anlatabilmişimdir. Sizler de beğenirsiniz. Severek yapar. İyi günlerde kullanırsınız inşallah. Daha önce abone olmadıysanız abone olmayı da unutmayın lütfen. Videolarımı beğeniyorsanız beğeni atabilirsiniz. Yorum kısmına da istek, öneri ve sorularınızı yazabilirsiniz. Daha sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın arkadaşlar.